Adana köprü başı, otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Çapayı çapayı, çapayı çapayı, çapayı çapayı. Tübentin güzel kız. Ne o saç baş meydanda? Sana ne be benim tübentimden? Ben senin abin değil miyim? Vallahi çok uzadı senin dilin ha. Akşama babama diyeyim de kısaltsın aç. Ne oldu kız Güllü? Hiç. Nasıl iş kız? Kemal'i diyorum. Ne olmuş Kemal'e? Sanki oğlanı görünce böyle içinden ılık ılık bir şeyler akıyor. Değil mi kız? Aman kız vefaki sen. Bana bak. Sen şimdi bu Kemal'i seviyor musun? Ne bileyim ben. Seviyorum galiba. Gece yatağa yatınca hep aklımda o. Birlikte olsak, şimdi burada olsa sıkı sıkı sarılsam diyorum. Sonra uykum kaçıyor, ağlamak geliyor içimden. O niyeymiş? Babamla abim Hamza yüzünden. Abim babama bile lan baba der de babam inek gibi güler. Ya ben? Su getir Güllü, kahve yap Güllü, gülme bu gibi Güllü. Yok neredeydin, fabrikada kiminle konuştun? Kimse bana karışmasa ne güzel olurdu. Ne hakları var ki karışmaya? Aman boş ver sen onları. Bu Kemal seni alacak mı? Onu deyiver. O beni almazsa ben onu alırım. Demek o seni almazsa? Ben onu alırım kız. O nasıl olacakmış? Basbayağı. Çıkarım yolunda, keserim, çekerim bıçağı. Yürü lan. Ablana ver, tamam mı? Hadi. Halledebildin mi şu mereti? Evelallah tamamdır usta. Bir ay daha tık demeden çalışır. Aferin, iyi bari. Usta, ben şu yandaki makineleri yağlayıp geleceğim. Makineleri yağlayıp gelecekmiş. Bilmiyor muyum ben sen nasıl derdini? Vallahi usta. Tamam, tamam. Hadi git. Yalnız fazla oyalanma. Hamza damlar biraz. Peki usta.
Yaşın küçük. Yakalanırsak ne olacak ya? 19 yaşımdayım derim. Kendim kaçtım, evleneceğiz derim. Senin demenle olur mu hiç? Baban kapıya polisle dayanırsa nüfus kağıdına bakmayacaklar. Nüfus da 17 gözüküyor. Bu domuz babamın yüzünden. Ne vardı sanki 2 yaş küçük yazdıracak? Neyse, bırak şimdi bunları. Paydosu da beni her zamanki yerde bekle. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Ya çatlarım ben meraktan, söyle. Sürpriz dedim ya kız. Neyse hadi çıkalım. Irgat başı bir adam mısın? Tamam. Arnavut ne bekliyor bunlar burada? İş istiyorlar bir. Yok diyorum, işmiş. Anlamıyorlar mı oraya? Ben onu bunu bilmem arkadaş. Dayım sana ne tembih etti? Ha? Kapının önünde bekleşen Irgat takımı görmek istemiyorum demedi mi? Ha? O gitsin kardeşim şunları. Koş şunları ya. Bir de şu şapkanı düzelt. Çay söyleyeyim istiyorsanız ha? Yürü hadi, yürü, yürü işine gücüne. Hayret bir şey ya. Vay, kız güldü. Sana Fatoş'la, Gıcır Sakız'la toka gönderdim. Aldın mı ha? Yılışma be, sezik. Ne bu surat kız, şeytan görmüş gibi? Şeytan görsem daha iyi. Sen oğlunu gördün. Yeni mi gelmiş o salak? Gelmediği gün var mı ki? Bir de pis pis sürütmüyor mu? Boğazım geliyor. Ne sanıyorsa kendini. Ne bakıyorsun sen ona? Dayısı olmasa onu kim adam yerine koru Allah aşkına? Muzaffer Bey'in yeğeniyim diye kasılıyor işte. Sen Muzaffer Bey'i hiç gördün mü? Ya bir keresinde arabasıyla geçerken şöyle bir gördüydüm. Niye içilmiyor aşağı? Yok, inmez. Fabrikaya da arkadaki özel kapısından girer.
Bekri uğradığı da yok ya. Bütün işi Zeki abi yıkmış. Tek işi Avrupalarda gezip ecnebi avratlarına paraları yemek. Oh, ne güzel hayat. Bana bir tane okkalı kahve yapsana. Hoş geldin Zekai Bey. Hoş bulduk. Muzaffer Bey'in kapısı niye açık? Yoksa döndü mü Avrupa'dan? Yok efendim Zaloğlu. Şey yeni Ramazan Bey geldi gene. Kaç kere söyledim Ramazan? Hı? Kaç kere? Dayın yokken şu odaya girme. Saygısızlık bu yaptığın. Ya niye saygısızlık oluyor ki? Sen her vakit giriyorsun ama. Ben bu fabrikanın ortağıyım. Sen ortağıysan ben de Muzaffer Bey'in özböz yeğeniyim. Yani bu fabrikanın yarısı senin sayılıyorsa yarısı da dayımdan ötürü benim sayılıyor. Ayıkayım mı? Bırak laf salatasını şimdi bırak. Dayın burada böyle oturduğunu duysa kafanı kırar senin. Vay! Bir de tehdit ediyorsun ha? Tehdit değil Ramazan. Gerçek. Öyle olsun bakalım. Neredeydin kız az önce? Helaya gittim. Ne ettin helada? Ne edilir helada? Hacet giderdim. Lan bana şehirli avrat tavırları yapma, alırım ayağım altına. Bırak kolumu, koparacaksın. Kopsun inşallah. Fabrikadan çıkar çıkmaz doğru eve. Eğer sağda solda eleştiğini duyarsam yeminle gebertirim. Neredesin kız? Hiç. Ağladın mı kız sen? Yok deve. Niye ağlayacakmışım ki? Pakize. Hı. Bana bir iyilik yapar mısın sevabını? Söyle bakayım. Kemal'le buluşacağız. Akşam 9'da bizim mahallenin başında beni bekler misin? Babam sorarsa Pakize'yle sinemaya gittik deriz. E ben ne yapacağım onca saat? E saatten sinemaya gidersin sen de. Hem seni sevdiğin artistin filmi oynuyormuş. Nona Turner mı? He, her nezer zavallısı işte. İyi hadi bakalım. Ama bak sakın geç kalma. Yine ağaç etme beni sokağın başında akşam akşam. Bak güzelim, kralısın kızım. Hamza'ya yakalandın sen. Akşam vardiyasında kaldım. 9'a kadar vaktimiz var. Atla hadi. Nereye? Sürpriz dedim ya kız. Sıkı tutun düşmeyesin. Ben süreceğim. Kız düşüreceğim bizi. Ne o acemi belledin beni. İyi peki tamam.
İşte geldik. Kemal, ne oluyor? Geç. Gel hadi. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Kemal. Yoksa bu ev? Hey, bizim. Ama nasıl? Gel hadi. Muhsin Usta'nın bir arkadaşının evi burası. Bir senedir kiraya veremiyormuş. Evi görenler masrafı çok diye tutmuyorlarmış. Sağ olsun çok az bir kaporaya 2 ay beklemeye razı oldu benim. 2 ay sonra kirayı verip taşınıyor Özgül'le. 2 ay sonra taşınıyor muyuz? Nüfus kağıdına göre 2 ay sonra 18'ine basmış olacağım, unuttun mu? Sonra gelir isterim seni babanla. Baktım vermiyor, kaçarsın bana. Basarım nikah. O zaman ne baban, ne abin Hamza, ne kanunlar. Kimse engel olamaz bize. Ya anam. Ne olmuş anama? Daha bizi tanıştırmadın bile. Ya beni beğenmezse, sevmezse? Sever. Niye sevmesin? Kaynanam ha? İnşallah. İnşallah maşallah yok. Kaynanam işte. Perdeleri ben dikeceğim. Kemal. Seni ustabaşı yaparlar değil mi? Bilmem. Yaparlar belki. Diyelim ki yaptılar. O zaman bayramlarda herkes bize gelir değil mi? Gelir. Katipler, ustabaşılar, kapıcılar gelir değil mi? Hepsi gelir. Avratları? Avratları da. Bana Güllü Hanım efendi derler. Güllü Hanım, eşinize sorar mısınız lütfen? Ben önce peki demem. Senin işten gelmeni beklerim, sana sorarım. Ben kızarım İlkin. Niye? Çünkü ustabaşıları öyle yapar. Bana da mı kızarsın? Sana mı? Yalancıktan. Kızma. Bana hiç kızma Kemal. Ben abimle babamdan çok çektim. Bu evin hanımefendisi olmak istiyorum. Hiçbir şeyimiz eksik olmamalı bu evde. Radyomuz, aynalı dolabımız, karyolamız. Herkes imrenmeli bana. Kıskanmalı beni. Arkamdan atıp tutmalılar. Ama yüzüme karşı Güllü Hanım demeliler. Hepsi olacak. Ya babam evlensek bile peşimizi bırakmazsa? Niye bırakmasın? Ablalarımın hepsini sattı. Senden de başlık parası isterse? İstesin. İstesin mi? Ablalarımın bir tanesini 500 liraya sattı. Senin 500 liran var mı? Yok ama... Bulacağız bir yolunu. Bulacağız bir yolunu. Hele sen 18 ol. Gelip isteyeceğim seni babandan. Babam da domuz değil mi? Domuz. Domuz ki ne domuz? Boşuna Elci Cemşir dememişler ona. Onun dini, imanı para. Buyur Cemşir Efendi. Nerede ulan benim kiram? 3 aydır bir kuruş bile vermediniz. Cemşir Efendi, durumumuzu biliyorsun. Yusuf hasta yatıyor. Kaç aydır da işsiz. İyileşir iyileşmez. Vallahi söz, ödeyecek hepsini. İyileşince hepsini birden verecek. Ben bu hikayeyi biliyorum. Cemşir çekil be kadın, Cemşir çekil. Lan içeri, lan! Cemşir lan! Cemşir lan! Cemşir lan! Cemşir lan! Cemşir lan! Çekil lan karı! Dur Cemşir! Çekil! Cemşir Efendi! Şimdi, şimdi de sana buraya otur. Cemşir Efendi, kurban olayım, yapma dur. Selamünaleyküm Musul Usta. Hayırdır, ne oluyor burada? Cemşir'e zıttıyım. Kirayı ödeyemedi, için Yusuf para ödemedi. Çekil! Daha yazsanız! Cemşir Efendi, ne olur! Daha kaldınız!
kaybolup gidecek. Cemşire. Tamam mı? Kurban olayım ayağına. Bırak kader. Cemşire ben. Gel Şerif'in yanına. Dur bakalım Cemşire efendi. Tamam, evlerin sahibi sensin. Ama bu fakir fukarayı da böyle sokağa atmak olacak işte. İmam efendi, bu işe karışma. Ya adam keyfinden mi ödemiyor kirayı? Hasta işte, görüyorsun ya. Bana ne hastaysa hasta. Ben alacağım 3 aylık kiraya bakarım. Yapma böyle Cemşira. Alamadığın tek bir evin kirası seni ne öldürür ne süründürür. İmam efendi, burada oturmak için 2 katı kadar para verebilecek o kadar çok insan var ki. Allah'ından kork be. Şu ayı ini gibi evlere kimse 2 katı kira vermez. Almasın mı adamcağız hakkını? Ya ona da yazık değil mi ya? Ya herkes böyle kirasını ödemeyince ne yapacak? Sen de karışıyorsun be. Sarhoş. He? Sarhoş mu? İftira etme efendi. Tövbe de, tövbe de. Çarpılırsın. Hadi ordum be. Medrese kaşkını sen de. Ya laflarına dikkat etme Hüsnüs'la. Yoksa... Yoksa ne olacak ha? Yoksa ne olacak? Ne olacak? Ya... De... Bak hele Cemşira, sen Yusuf'a birkaç ay mühlet ver. Hem sevaba girersin, hem de başının gözünün sadakası olur. Ben burada para basmam İmam Efendi. Parası olan oturur. Parası olmayan defolur gider. Bana yarına kadar müsaade et. Tamam İmam Efendi. Yarın öğlene kadar sana müsaade. Para geldi hala. Ama gelmezse bir saniye beklemem, atarım bunları dışarı. Gel lan içeri! Kafanı kırıldırma bana! Gel! Aha! Büyük kulüp. Gelip bir gece burada yemek yiyebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Yarın akşam gelelim o zaman. Maytap geçme be. Gelemeyiz ki biz buraya. Niye? Çok pahalıdır. Sen onu düşünme. Yarın hazırlan. Getireceğim seni buraya. Sahi mi? Sahi ya. Yaptığımı sormayacak mısın? Gerek mi var? Gördük göreceğimiz. Aa, kız ne bu afra tafra? Seni bekleyeceğim diye burada altıma yapıyordum az daha. Eyvah abim. Nereden geldin kız sen bu saatte? Sinemada. Kız, ben sana doğru eve gideceğim demedim mi? Aa, Hamza yeter ama. Boğma kızı. Benimle beraberdi işte. Sinemaya gittik kız kıza. Ne kötülük var bunda? Havle. Yürü kız eve. Yürü, yürü. Hadi be. Neredesin kız? Kaç saat oldu sen çıkalım? Pakize karesiyle sinemaya gitmişler baba. Sinemaya mı? Sana kim müsaade verdi kız sinemaya gitmeye? He? Kim müsaade etti? Sen gemiyi iyice azıya aldın. He? Kendi başına gezmeler, dolaşmalar. Bana bak! Avrat kısmı kendi başına gezip dolaşamaz. Bu saatten sonra atımı kocamı çıkaracağım benim. Elin ekmek düşsün diye salonuna binlerce rica, binlerce yüz sürdükten sonra fabrikaya koyduk. Ama bizim zilli
Geçsin sinemaya gitsin. Yeter be. Keyfinden mi koydun? He? Haftada aldığım 3 kuruşu avcuna sayayım diye koydun. Lan dur! Lan dur! Ver lan! Dur. Ver lan kafayı! Kesecem lan bu kutleri! Kadın çık buradan! Lan! Anne! Anne! Senin dilin iyice uzadı! Dilin iyice uzadı! Baba dur! Baba dur! Habibi şaştı daktola deyince! Satacağım ulan bunu! Satacağım bu kerameti! Satmazsa bana durum başıma! He ya! He sen ne güzel yor kafanı yoruyorsun bu işlere! Bak baba! Bak! Bak bunu en gıcırlısından mangır derler! Yürü gidelim Girit'in meyhanesine! Demizinden bir kafa çıkarım ha? Hay canına minnet. Giderken Reşit'i de alalım. Hay yaşa. Siz de zımarın yatın. Efe'de hoşa berber. Hoşa kurban, hoşa. Hayırdır? Gene Girit'in fethi mi var? Yağmur yağıyor, reçten mi? Bu havada ne yapılır? Bu havada ne yapılır? Girit'te de içilir. Hay yaşa, at da sağ avrat da. Ya hadi kapat da gidelim, hadi. Hadi gidelim, gidelim. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ana. Hadi tez otur, çorba soğumasın. Dur hele ana, bir elimi yüzümü yıkayayım. Çorba yapayım diye bir çömce yağ istemeye gittim Fattım kızıma. Tutturdu ben yaparım çorbayı diye. Elimi hiçbir işe sokturmadı bugün. Maşallah, çok amarat. Siz yemiyorsunuz mu? Sen gecikince biz Fattım kızımla yedik. Nasıl olmuş Kemal abi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben artık gideyim, babam merakta kalmıştır. Otursaydın kızım. Başka zaman gelirim dese. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Dakkur emmiye selam söyle. Baş üstüne. Ayıp bu yaptığın oğul. Kız uğraştı, didindi sana çorba pişirecek diye. İnsan hiç değilse bir güler yüz gösterir. Benim gülecek halim mi var ana? Bütün gün it gibi çalışıyorum zaten fabrikada. Bitirmedin çorbanı oğlum. Doydum ana. Thank you.
Kurban. Bugün gene bizim mahalleyi dağıtmışsın. Sen nereden duydun? Bizim deli karı söyledi. Ne oldu be? Yok bir şey. O Yusuf denen dışarı attıydım da onu söyle. İyi etmişsin Cemşir. Sen bugüne bugün Muzaffer Bey'in ırgat başçısı bir ağasın. Ağa dedin mi? Böyle herkes tir tir titremeli. Hizaya geçmeli. Senin bu baban var ya, senin bu baba. Sen bunu bir de gençken göreceksin. Böyle belinde halis Trablus kuşağı, bacaklarında İngiliz laciverdinden şal var, ayaklarında da civciv sarısından Yemenli. Bir de çapkındık. He mi Cemşir? Öyle miydi Berber Reşit? He, tas tamam öyleydi. Cevap ver bakalım Cemşir'e. Değil, cevap ver bakalım. Ne cevabı lan? Ne cevabı olacak lan Allahsız? İstanbul gecelerini diyorum. Yediğin karıları anlat. Anlat bakalım. Kaçtan aşağı olmaz. Kaçtan istersen oğlum. Kaçtan istersen. Vay Allahsızlar vay. Rakılar bir siz içilir, mezeler bir siz yenir, plaklar bir siz dinleniyor, sohbetler bir siz edilir. Kimse de Zaloğlu nerede diye sormuyor ha. Zaloğlu hoş gelmişsin. Hoş buldum, hoş buldum. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin Zaloğlu. Hoş buldum. Bugün niye geciktin böyle? Niye mi geciktim? Şuradaki belediye abdesthanesine girdik, işi ekledik. Bir tane kravatlı efendi. Ayağına basmışız. Çüş dedi. Sağ. He ya. Mevrim nönlük o kadar olur ha. Baktım bu çıktı gidiyor biliyor musun? Gittim bunun peşine. Yakaladım bunu ensesinden döndürdüm. Dedim lan sen kime çüştün? Bak hele. He aynen öyle oldu. Ondan sonra etraftan yetiştiler biliyor musun? Ya dediler bırak neticede bir kravatlı züppedir. Sen koskoca Muzaffer Ağa'nın yeğenisin dediler. Şöyle baktım. Sonra düşündüm biliyor musun? Baktım böyle yani ciğer iki para etmez. Bir de ne koysam yarısı boşa gidecek. Get lan dedim. Get, get. Allah'ından bul. Yolladım gitti öyle biliyor musun? Abi. Hani benim çatal, tabak, kadeh, ha? Sıkışık. Haftalıkları vermiyorlar zaten fabrikadan bir aydır. Alır almaz yerine koyarım ha. Tamam oğlum. Sağ ol anam benim. Hadi sen de yat uyu. Dinlen biraz. Şaşıyorum sana anne. Babam gibi bir adamla nasıl evlendin? Sevdim işte kızım. Hem koskoca bir Muzaffer Bey'in ırgat başı o. Sanki o da bir ağa. Onun karısı olmak az şey mi? Diğer karılar çatır çatır çatlıyorlar. Bu da bana yeter. İsterse gemiklerimi kırsın. Demek bu kadar seviyorsun ha? Ben de öyle seviyorum Kemal işte. Kemal'la mıydın sen bugün? Evet. Neye varacak bu işin sonu? Hiç. Alacak beni Kemal. Hele bir 18'ime basayım. Babam vermez o az seni. Babama soran kim? İkinizin de kemiklerini kırar. He, kolaydı. Ben Kemal'i seviyorum. Suç mu? Değil. Değil ama... Aması maması yok. Eğer beni satmaya kalkarsam... ölüm çıkar bu evden. Abo! Abo, abo, abo işte. Dayım Muzaffer Bey,
Zannalli'yi kaptığı gibi paşanın kafasına geçirivermiş, biliyor musun? Paşa da öyle maşader ha. Sultan Hamit Paşa'sı ki böyle omuzları falan tekmin nişan dolu, biliyor musun? Tabii tabii. Hadi, hadi. Giritli, şunun dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, vallahi bildiğiniz gibi değil bre. Resmen tebligat verdiler bre. Gece 11'den sonra açık olan içkili yerler kapatılacak, mühürlenecek bre more. Şunun diyorum dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, ekmeğim daha edeceksiniz bre. Lan sana şunun dolusunu getir diyorum ya, Allah Allah. Neden ettirdin lan? Ha? Lan koskoca ben Muzaffer Bey'in yeğenine karşı bu ne terbiyesizlik? Allah Allah, içiyorum burada, görmüyor musun ha? Lan... Nasıl bir davranış kardeşim? Ay. Allah Allah, burada lan... içiyoruz değil mi biz? Şuna bak! Ne oluyor burada? Etçi, buraya gel. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Sen kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim ha? Bir otur hemen otur. Tamam sen de. Benim kim olduğumu anlarsın. Ben anlatacağım siz bir dakika. Bekçi efendi kusura bakma ya. Kim bu hırt? Ne güzel söylediniz. Hırt işte. Bu hırtın biri. Siz Muzaffer Bey'i tanıyor musunuz? Duymuştum var. Ha işte bu hırt onun yeğeni. Ama şimdi yani bunun böyle bağırıp çağırdığına siz bakmayınız. Bu aslında bu dayısından izinsiz tavuk bile kesemez yani. Ama işte görüyorsunuz biraz sarhoş olmuş. Yani sarhoş olduğu için biraz lafları da toparlarken biraz şey yapıyor yani. Kusura bakmasanız. Senin gül hatırın için bu seferlik. Hay yaşayasın bebekçi efendi be. Anlat ona. Öyle herkese cart curt sökmez. Bir daha geldiğimde de burayı kapanmış göreceğim. Tamam mı? Emrin başım üstüne. Tamam, gitti. Anlattın mı ben içim oğlum? Anlattım. Zaten o saat şafak attı. Enayi. Tabii bir de senin de kim olduğunu da tanıdı. Bırakmadınız ki beni. Beni bırakacaktınız. Ben onun ağzını burnunu kırar eline verirdim. Ya tamam mi? Hele. Tamam. Tamam. Yettiniz. Kalkın gidelim. Bekçileri toplayacaksın gene. Hayırdır Erenler? Giritli'den mi? Başka nereden olacak? Vay kabak. Sen niye gelmedin lan bizle? Niye gelmedin ki bu? Hadi. Geldin mi bey? Geldik, geldik. Sen kuzunu al, yat sıbar. Biz Cemşire'lerde bir kahve içeceğiz. De hadi.
Ana! Lan ana! Ulan ana, bu kapı niye geç açılıyor? Bu evde alalı geç. Hoş gelmesin. Abo! Rahatsız ettik ya, ayıp ettik ha. Bu ne rahatsızlığı? Alt tarafı karıgandık takımı işte. Bu ne yatıyor böyle? Çok yoruldu, uyudu zavallı. Kalk kız, kalk! Kalk! Ya ver şunu, ver be! Kız bana bak. Bakarsan ne olur, ver şunu. Kızım! Bak, misafirlerin içinde öyle kazık gibi yatılır mı? Ayıp! Ayıpsa bana. Verle bunu ama. Sorar mı sorasa ha? Bilmiş o. Sorarsan sor be. Ver şunu. Ver şunu uzatma. Ulan Zaloğlu misafirimiz olmasa var ya. Senin Allah'ın kitabı. Bak güreç uzatma. Gül evladım. Kusura bakma. Kabalık ettik biliyorum. Ramazan Bey bir fincan kahve içip gidecekti. Zahmet olmazsa... Hadi evladım benim, hadi. Zaloğlu. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Muzaffer Bey'den avans istediydim. Çapa ırgatı için. Ne avans demiş bu? Çapa mevsimine daha var biliyor musun? Şu sıralar elim sıkışık da dedim ki Muzaffer... Dayım yok burada. Kendisi yarın geliyor Arapa'dan biliyor musun? Ondan diyorum. İçtik be Reşit. İçtik. Ama Güllü kızın kahvesi olmasa kendimize gelemezdik ha. Doğru diyorsun. Güllü amarat kız. Fabrikada da iyi çalışıyor. Bir de kabadayık ha. Dün sen tutmayaydın Hamza'yı dövüyordu. Ama karı takımının kabadayılığından ne olacak? Bakma sen ona. Yok yok, öyle deme. Esasına bakarsan ben karı kısmının biraz daha kabadayı olanını seviyorum biliyor musun? Abi canım, karı dediğinde bilek olması lazım. He? Sonra iyi de yiğit karı gerek. Doğru diyorsun. İyi de yiğit karı gerek. Güllü diyorduk. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Alacaksan Güllü gibi karı alacaksın. Bilekli, yiğit. Amarat, ha? Abo! Ben gidiyorum. Kızlar tıraş bitmedi. Ya bırak şimdi tıraşı bitmesini. Dayım geliyor bugün. Beni çiftlikte görmezse gene laf eder ya. Al sen şunu. Geldi mi Avrupa'dan? Geldi geldi. Hadi kan sağlıcakla. Güle güle. Cemşir. 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 Cemşir.
oluyor kurban? Bunu al. Başımıza devlet kuşu konacak Cemşir. Ne kuşu? Zaloğlu Ramazan. Güllü kıza yanık. Sen ne diyorsun? De hadi gel kahvede konuşuruz. Hadi gel, gel. Kemal nerede? Buradayım. Neredesin sen? Ben size kaytarmak yok demiyor mu? Kaytardım falan yok. Yandaki çırçırları yağlamaya gittim. Bir dahakine de yerinde bulamazsam haftalığını alamazsın ha, ona göre. Bir aydır tek kuruş almıyoruz zaten. İş o kadar önemliyse bana dayılanacağına git patronlarına dayılan. Ulan ben şimdi senin... Uzatma Hamza. Tamam. Bana bak Kemal Efendi. Bu fabrikada çalışmak istiyorsan benimle iyi geç. Hadi be orada. Bak maytap geçme benimle. Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın. Orası çok mu küs? Nereden buluyor Kemal parayı? Vallahi orasını bilmem. Şişt, kız Pakize. Ya benim akşam yiyecek bir şeyim yok. Çıkışta bana gelirsin uydururuz bir şeyler. Olur mu ki? Olduğu kadar artık. Dün geceyi unutmadım. Demek öyle dedi ha. Karı alacaksan güllü gibisini alacaksın dedi ha. Tas tamam öyle dedi. Ben zaten anladıydım dün gece. Zaloğlu'nun güllü kıza bakışlarından anladıydım. Beğendi demek. Beğenmek ne demek? Gözleriyle yedi bitirdi kızı. Bana bak. Bu Zaloğlu gelsin istesin kızı. O saat verir. Bir de aralarında dini nikah kıydık mı? Bitti gitti. Sen de Muzaffer Bey çiftliğine yerleşirsin herhal. Yerleşmem mi? Düşünsene Zaloğlu'yla Muzaffer Bey'e verdim miydi ardımı? Yediğim önümde yemediğim ardımsın. Hele sen Muzaffer Bey çiftliğine gidince beni de yanına alırsın herhalde. Hoş gelmişsin Muzaffer Bey. Hoş bulduk Yasin Ağa. Dayı hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Arabanın arkasında paketler var, onları alın. Hemen. Hoş geldin abi. Hoş bulduk hemşire. Ne var ne yok? Avrupaların tozunu alıp gelen sensin. Haberler sende. Gülizar, iki kahve yap bize.
Bak bakalım, beğenecek misin? Ah! Edith Piaf. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi geçen gün keşke abim gitmeden önce söyleseydim diyordum. İçine mi doğdu ne? Şanzelize'de yürürken vitrinde gördüm. Aklıma sen geldin. Seversin bilirim. Sevmem mi? Bayılırım. Ben yokken ne yaptın çiftlik işlerini? Her şey yolunda mı? Aa, soruyor musun bir de? Her şey tam bir düzen ve intizam içinde. Şüphem yoktu zaten. Güzel. Sağ ol. Afiyet olsun. Akşam büyük kulübe gidelim. Senin için de bir değişiklik olur ha? Olur. Gülizar, banyoyu hazırla. Yolda leş gibi oldum ben. Baş üstüne. Ne ola ki bunlar böyle? Muzaffer Bey hepimize hediye getirmiş Avrupa'dan. Bak üstünde isimlerimiz de yazıyor. Al bunu da senin. Bana ne almış acaba? Ay. Kız. Bu ipek mi? Ay. Ay seyyare abla. Ne güzel değil mi kız? Ay rengine bak. Kurban olduğum Muzaffer. Hey avratlar, şuna bakın bir hele. İngiliz çiftesi diye buna derim ben. Yaşadın desene Yasin ağa. Artık çiftliğin kapısında çiftenle nöbete durursun. Sana ne almış beni? Eş. Nasıl eş be? Eş diyorum, anlamıyor musun? Allah Allah, sen kendi elbisine baksana. Hadi ne bir şey ya. Allah Allah. Ay çok güzel kız. Gülizar abla, Muzaffer Bey seni çağırıyor. Neler oldu Avrupalarda gayrı? Ne gibi? Güzel güzel avratlarla. Hı? Avrat değil misiniz? Hepiniz bir. Öyle mi? Gel de erkeklere anlat. Kim bilir neler yaptın Avrupalı avratlarla. İyi ne yaptımsa ötekilerle de konu. Ayıp ayıp. Niye? Koskoca bir beysin. Çiftlik şu bulunmaz. Yakışır mı hiç? Yakışmaz mı? Yakışmaz ya. Muzaffer Bey deyince herkes on adım öteden selama duruyor. Duracaklar tabii. Tabii mi? Fazla gevezelik etme de sırtımı savunma hadi. Ne o? Hiç. Pakize, bu da olmadı kız. Ay ne vereceğimi şaşırdım ben sana. Böyle sosyetik yerlere gidilirken ne giyilir bilmem ki ben. Al bakalım bir de bunu dene. Olmadı. Ulan senin gittiğin yerde öyle böyle değil ki. Basbayağı sosyetik. Ne giysen uymuyor işte. Of ben ne giyeceğim ya? Tamam dur zırlama. Bulacağız bir şeyler. Bir de şunu giy bakayım.
Çıkartalım mı? Dur bakayım. Ha? Sen git şuradan bana dikiş kutusunu getir. Çıkartalım değil mi? Çıkartalım. Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacaksın? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan! Aynalara dargın mısın? Şu çizmelere, külot pantolona, hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu caka? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berber de halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart. Neredesin be oğlum? Geldin işte. Hadi çık bak. Reşit emminle buluşacak. Bu ne yattı böyle tavuk gibi? İşten gelince yorgunluktan hemen bayıldı. Hadi oyalanma. Seninle konuşacaklarımız var. Reşit emmini bekletmeyelim. Sen misin? Bilmedin mi? Tanıyamadım. Sen de fena sayılmazsın. Hadi. Neyle gideceğim? Özel arabamızla. Fabrikadaki bütün işleri bana yıktın ortak. Yarın bir ara uğrama nezaketi gösterirsin bana. Bırak şimdi fabrikayı da partide neler oluyor onu anlat. Partidekiler Demokrat Parti'nin yayınladığı beyannameyi tartışıyor. Ne beyannamesiymiş bu? Yılın 6 ayı Avrupalarda, Amerikalarda gezersen haberin olmaz tabii abi. Eyvah. Şimdi abinin tepesini attıracaksın Halideciğim. Hanımlar, lütfen. Ne diyordun?
tehdit ve baskı havası devam ederse Demokrat Parti seçime girmeyecekmiş. Asıl böyle bir beyanname yayınlamak tehdit değil mi? Onlar öyle bakmıyor ama. Bunun sadece basit bir ikaz olduğunu söylüyorlar. Oo, bizim paşazade değil mi şu gelen? İyi akşamlar hanımlar, beyler. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Seçim korkusu CHP'nin dağlarını sarmış anlaşılan. Muz salatası. Hı hı. Evet. Güzel görünüyor. Beni hayrete düşürüyorsun paşazade. Hiç. Senin Rusya'dan gelen her şeye karşı olduğunu zannediyordum. Seçimi kaybedeceğinizi anladığınız için artık işi dalgaya vuruyorsunuz bakıyorum. Dur bakalım. Henüz hiçbir şey tam belli değil. Aynı zamanda körlük de başlamış sende azizim. Gel bizim partinin çeşmesine de bir elini yüzünü yıka. Belki gözün gönlün açılır. Çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Olacağını bilseydim gelelim diye üstelemezdim. Senin suçun yok. Ben istedim gelmeyi. Boş ver be kız. O pislerin yemeğine kalmadık ya. Ben seni başka güzel bir yere götürürüm, olmaz mı? Gündü. Hadi kız. Ha? Kardeşim benim be. Lan oğlum nereden çıktın sen? Askerdeydim kurban, yeni geldim. Vay babam. Canım kardeşim benim be. Güllü. Bak bu en yakın arkadaşlarımdan biri. Ahmet. Merhaba Güllü bacı. Merhaba. Hadi be Ahmet, geç kalacak. Tamam be. Biz de bir düğüne gidiyoruz çalmaya. Siz de gelsenize.
Hadi ya, ne var bunda bu kadar düşünecek? Alt tarafı düğün, hadi hadi hadi. Hadi. Zaloğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. Hmm. Hmm. İyi, iyi, geç, geç. Ne getirdin? Rahıyla meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Ha. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktın yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi Behbe'nin kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Hı, doğru. Doğru ya. Doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ öğüt. Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen? Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'in aranı iyi tutmaya bak, gözüne gir. Gerisini bana bırak. Gördüm demin. Neyi? Kendine nasıl baktığını. Kim bilir sana nasıl yakışır gelinlik. Ben gelinlik giyebilecek miyim acaba? Giyeceksin elbet. Niye giymeyesin? Hem de dünyanın en güzel gelini olacak.
gelinim olacak. Demek Gül'ü gelin oluyor ha? Muzaffer Bey'e akraba alıyorum öyle mi? Allah be Allah! Paraya para demeyeceğiz oğlum. Yediğimizi bir daha yemeyeceğiz. Giydiğimizi bir daha giymeyeceğiz. Of be! Mesela çekmişim İngiliz lacivertinden takımı. Saçları böyle bir yantinle gıcır gıcır yapmışım. Geçmişim Muzaffer Bey'in 8 silindirlisinin direksiyonuna. Doğru İstanbul'a. Bak hele. Hı. Zaloğlu'na Güllü kızı kaça vereceksin? İmam nikahını bir kıyalım. Gerisi kolay. Sonrası kolay diyorsun ama bedavaya da olmaz ki. Ya. Güllü kız, nereden baksanız su içinde 2000 eder. 800'e de olur, 600'e, 500'e de olur. Yeter ki kapağı çiftliğe atalım. Doğru. Zaloğlu ne zaman gelip isteyecek Güllü'yü? Kasa etme. Zaloğlu Güllü kıza kafayı takmış bir kere. Yarın bir gün dayısını ikna eder, gelip isterler. Ama benim korkum Güllü kızdan yana. Ne olmuş Gül'e ya? Ya ayak direrse, ha. Ya evlenmem derse, değme mi? Hele bir derse, boynunu kırarım Allah. Desene. Yok kız be. Vallahi ter bastı. Elim yüzüm yıkayacağım. İyi hadi. Ne oluyor be? Çekil önünden. Çekiliriz, çekiliriz. Acele etme. Dün anlayın akşam seni çarşının orada gördüm. Kimdi o yanındaki? Sana ne? Canım, bana ne de? Ee? Gücendim doğrusu. Millete gelince şapur şupur. Bize gelince bir yarabbi şükür, he? İşine baksana. Hayret bir şey ya. Aç kardeşim çekil ya. Ne oldu kız? Bu ne sinir? Ne olacak? Zaloğlu'yu gördüm. Terbiyesiz laflar etti. Verseydin ya ağzını payını. Vermez miyim? Elimde kalıyordu. Zor tuttum kendimi. Ulan dünyada bir sen kalsan gene de dönüp bakmam. Solucan gibi herif nesine güveniyorsan. Dayısına güveniyor. Neye güvenecek? Ama merak etmesin. Muzaffer Bey geldi miydi korkudan puf diye söner havası. Ben o Muzaffer Bey'le bir tanışabilsem biliyorum ya diyeceğini.
Halide sorarsa fabrikaya gitti dersin. Olur. Beyim, dün diyemedim. Tüfek için. Sağ ol. Beğendin mi? Senin cana kurban. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sefalar getirdiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız beyim. Siz yokken odanıza gözüm gibi baktım. Nasıl bıraktıysanız öyle. İyi. Zekai odasında mı? Odasında efendim. Oo, Muzaffer Bey. Nihayet bulabildiniz fabrikanın yolunu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yerinde olsam sitem edeceğime mutlu olurum azizim. Nedenmiş o? Fabrikaya fazla uğramıyorsam sana olan güvenimin bir ibaresidir bu, ondan. Bak şimdi, nasıl da zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ha, seninki buralarda dolanıyordu, az önce gitti. Kim? Ramazan. Laf aramızda bıyıklar kesilince iyice çocuğa dönmüş. İyi olmuş. Muzaffer Bey'in yeğeniyim diye ortalıkta. Neyse, boş ver şunu. İşler nasıl? Ben yokken bir aksilik çıkmadı ya. Vallahi çıkmadı desem yalan olur. Banka, senin imzan yok diye ödeme yapmıyor. Biz de bu yüzden bir aydır işçilerin haftalıklarını ödeyemiyoruz. Canım, bir ay para almazlarsa ölmezler ya. Neyse, bir ara getirin de imzalayayım ne imzalanacaksa. Tamam. Kahve söyleyeyim mi? Sorduğun kabahat. Afiyet olsun. Haftalıklardan haber var mı Hamza? Bana mı soruyorsun? Kime soracağım ya? Çır çır katibi değil misin? Sabah sordum Zekai Bey'e. Bugün de ödeme yok dedi. Nasıl yok? Basbayağı yok işte. Bu nasıl iş be? Bunlar ne yer ne içer diye düşünmez mi bu adamlar? Kız sen karışma. Niye karışmayacakmışım? Benim ağzım dilim yok mu? Güllü, bak kötü olur sonra. Gücün bize yetiyor değil mi? He? Allah bilir Zekai Bey'in karşısında süt dökmüş kedi gibi kaçıyorsun. Tamam Güllü, boş ver. Ne boş vereceğim ya? Kolumu keser yerim yine kasaba minnet etmem. Nerede bu Zekai Bey'in odası? Güllü, Güllü. Kovduracak mısın kendini zorla? Güllü. İstediğiniz evrakları getirin efendim. Tamam Durmuş. Teşekkür ederim. Zekai Bey, bir diyeceğim var sana. Kızım ne yapıyorsun sen? Dışarı çık. Bırak Durmuş, bırak. Söyle bakalım, seni dinliyorum. Bir ay oldu, hala tek kuruş alamadık. Ha bugün, ha yarın diye oyalıyorsunuz hepimizi. Yok Muzaffer Bey Avrupa'dan dönünce ödeyeceğiz, yok bilmem ne. Muzaffer Bey'in yüzünü gören mi var ki fabrikada? Belli ki hovardanın teki. Evet, haklısınız. Ben de çok iyi tanırım Muzaffer Bey'i. Sorumsuz, bencil adamın tekidir. Gezip tozmaktan başka bir şey bilmez. Üstelik çok da çapkındır, doğru. Neyse ne işte. Sen şu paraları ödeyeceğim mi ödemeyeceğim mi? Onu da iyi verene. Ben bilmem. Muzaffer Bey'e bir sormam lazım. İşçilerin birikmiş ücretlerini bugün ödeyin Zekai Bey. Sonra da paydos verin. Muzaffer Bey'i duydunuz küçük hanım. Birazdan ödenir paralarımız. Hayırdır muhterem? İyi misin sen? İyiyim.
da güldü? Kovuldun mu yoksa? Ödeyecekler haftalıkları. Nasıl? Ne yani? Zeki abi seninle konuştu mu? Ödenecek ha. Haftalıklar ödeniyor arkadaşlar. Helal sana be Gülde. Aslanım Gülde.